kuvvetli enerji dedik. Enerjide de ağırlıklı biz yenilenebilir enerjiyi konuştuk ama bugünlerde acil ihtiyaç ve fiyatları belirleyen, enflasyonu belirleyen, insanların alım gücünü etkileyen ve dünyada konuşulan, işte Amerika'da Biden'ın da en çok konuştuğu, Avrupa'da en çok konuşulan, Türkiye'de de konuşulan, zaman zaman spekülasyonlar olan konulardan bir tanesi. Petrol fiyatları. Petrol fiyatları birlikte etkilediği, yani bizi yakından etkileyen akaryakıt fiyatları. Petrol Sanayi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yılmaz konuğumuz. Yüksel Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Serdar Bey, hoş bulduk. Şimdi herhalde bu yıl en çok gündemde olunan konulardan bir tanesi petrol. Geçtiğimiz yıl petrolü devreden çıkarma konuşulurken bu yıl tekrar işte petrol kral vaziyette. Akaryakıt fiyatlarını konuşuyoruz. Biden da bunu konuşuyor. Görevden istifa eden İngiltere Başbakanı Johnson da daha çok petrol üretilmesi, akaryakıt fiyatlarının düşmesi için çağrıda bulunuyor. Biden da aynı şekilde bulunuyor. Türkiye'de de akaryakıt fiyatları son dönemde çokça konuşuluyor, tartışılıyor. Merak ediyoruz, bu akaryakıt fiyatları nasıl şekilleniyor, nasıl belirleniyor? Petrol fiyatlarına bakıyoruz. Bir bakıyoruz 120 dolara gidiyor, bir bakıyoruz 100 doların altına geliyor. Çok hızlı hareket ediyor. Nelerden etkileniyor bu akaryakıt fiyatları kullandığımız ve nasıl şekilleniyor bu fiyatlar? Serdar Bey, öncelikle çok teşekkür ederiz. Bize bu fırsatı verdiğiniz ve bizi bu yayına davet ettiğiniz için. Sizin de belirttiğiniz gibi son dönemde özellikle pandeminin başlamasından bu yana petrol fiyatlarında aşağı ve yukarı yönlü çok ciddi hareketler izledik. Ve son dönemde de Rusya-Ukrayna Savaşı ile beraber fiyatların yukarı doğru hareketlendiğini gördük. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de akaryakıt fiyatları özellikle yükseliş trendine girdiği zamanlarda tartışma konusu veya spekülasyon konusu yapılıyor. Bizler Petrol Sanayi Derneği olarak ve ilgili kamu kurum kuruluşlarıyla beraber aslında zaman zaman özellikle bu işler gündeme geldiği zaman, fiyatların yükseliş gündeme geldiği zaman gerek videolarla gerek dilimizin döndüğünce basın toplantılarında ülkemizde akaryakıt fiyatlarının nasıl oluştuğuna dair bilgilendirmelerde bulunmaya çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Ancak özellikle tüm ülke vatandaşlarımızı ve birçok sektörün akaryakıt fiyatlarında bugüne kadar meramımızı tam olarak anlatamadığımızı düşünüyoruz. Şimdi baktığımız zaman Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl oluşuyor diye baktığımız zaman 2005 yılında petrol piyasası kanununa gitmemiz gerekiyor. Petrol piyasası kanunu aslında ülkemizde akaryakıt sektörünün serbestleşmesinin önünü açan ve rekabet ortamını geliştiren bir kanun. Bu kanunla beraber akaryakıt fiyat oluşumunun serbestçe belirlenince hüküm altına alınmıştır. Ancak tabii ki az önce sizin de belirttiğiniz gibi tüm ekonomiyi etkileyen bir ürünün serbestçe belirleneceğini belirtmesine rağmen kanun ve hüküm devletin ilgili kurumlarının bu fiyatların oluşumunu izlemeyeceği, gözlemlemeyeceği ve gerekli gördüğü zaman müdahale etmeyeceği, buna dair yetkiler verilmeyeceği anlamına gelmiyor. Tam da bu noktada petrol piyasası kanunu da buna benzer düzenlemeler içeriyor. Petrol piyasası kanunu Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının hangi unsurlardan oluşacağını çok açık ve net bir şekilde belirtiyor ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun da bu fiyatların oluşunu bu şekilde gözlemleyeceğini hüküm altına alıyor. Bundan neler diye baktığımız zaman aslında en temel şey ham petrol bir motorun bizim akaryakıt istasyonlarında temin ettiğimiz ürün veya tüketicilerimize sunduğumuz ürün nedir? Motorin veya benzin yani akaryakıt. Motorin ham petrolün bir türevi yani ham petrolden rafineriye giriyor. Orada bir işleme maliyeti görüyor ve buradan bir çıktı oluşuyor. Ve bunun da birçok ürünün olduğu gibi nasıl kömürün, doğalgazın bir borsası varsa bu ürünün de bir borsası var. Petrol Piyasası Kanunu da burada Cenova'da belirlenen borsayı, Akdeniz Havzası borsasını takip edeceğini belirtiyor. Buna Özür göre dilerim, burada fiyatları araya giriyorum. takip. Araya giriyorum burada. Tabii, buyurun. Biz mesela daha çok vatandaş şuna bakıyor. Brent petrol, işte Brent petrolden biz etkileniyoruz diye. O zaman bu yanlış bir algı. Kesinlikle Serdar Bey. Aslında şöyle bakmak lazım. Dediğim gibi Brent petrol bir girdi. Brent petrolle bu nihai ürün dediğimiz motorin ve benzin arasında geçmişte korelasyon %90-95 seviyelerdeydi. Geçmişte bu kıyaslama yapıldığında çok fazla bir yanılsama olmuyordu. Ancak pandemi, daha sonra Rusya-Ukrayna Savaşı, ürünün kendine has yani motorin ve benzinin arz talep dengesindeki değişimlerle bu korelasyon %80'lere kadar gerilemiş durumda. Dolayısıyla
ürün temin fiyatına sındaki hareketler gözlemlense, aslında bu ürün temin fiyatıyla bizdeki nihai pompa fiyatındaki değişimler gözlemlense ve takip edilse, yani ham petrolle kıyaslanmasa, bu korelasyonun ülkemizde de doğru bir şekilde işlediği görülecektir. Çünkü bunu EPDK çok yakından takip ediyor. O zaman Brent petrole veya işte ABD ham petrolüne değil, nereye bakılması gerekiyor bu anlamda? Genova'da belirlen motorin ve benzin plats endekslerine bakılması gerekiyor. Tamam. Her gün bunlar orada yayınlanıyor. Buyurun lütfen, devam edin. Birinci birleşenimiz bu. Bunun devamında neyimiz var? Dolar kurumumuz var. Çünkü biz bu ürünü ithal ediyoruz. 25 milyon ton tüketimi var Türkiye pazarının, akaryakıtın ve bunun tamamı, hemen hemen tamamı ithal ediliyor. Bununla, yani Genova'da belirlenen borsa fiyatıyla dolar kurunu çarptığınızda zaten ürünün temin fiyatına ulaşıyorsunuz. Bunun üzerine ne geliyor? Rafineri primi dediğimiz bir prim var. Tüpraş'ın ve Star'ın, yani Türkiye'deki rafinerilerin ürün primi var. Üzerine bizim dağıtım şirketleri olarak Petrol Sanayi Derneği ve diğer Türkiye'de 35 dağıtım şirketinin bayilerine gönderdiği, üzerine dağıtıcı ve bayi brüt marjı dediğimiz bir marj var. Buna ekliyoruz ve vergi var. Bu dört kalemden oluşuyor. Baktığınız zaman EPDK birinci birleşen olan ürün fiyatı ve dolar kuru üzerinde bir etkisi yok ve bunu takip ediyor. Bu korelasyonu takip ediyor. Ve kanun diyor ki, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na şu yetki veriyor. Eğer rafineriler veya bizler dağıtım şirketlerinin belirlediği kar marjlarında veya ilettiği fiyatlarda rekabete aykırı bir durum görürsek veya makul olmayan karlar görürsek, yani bizler eğer olayı speküle etmeye kalkarsak, EPDK'nın elinde 2 aya kadar sadece bu rafineri primi ve dağıtıcı marjı üzerine tavan fiyat koyma yetkisi var. Dolayısıyla bu hakkını da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu zaman zaman kullanmıştır. Yani bu alan sınırlıdır. Baktığınız zaman Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu geçmişte tavan fiyatı uyguladığı dönemde 2 ay boyunca pompa fiyatı değişmiyor diye bir durum yok. Pompa fiyatı yine değişiyor. Sadece dağıtım marjına müdahale ettiyse dağıtım marjı değişmiyor. Rafineri marjına müdahale edildiyse veya tavan fiyat getirilirse o değişmiyor. Ana hatlarıyla aslında ürün fiyatının, akaryakıt fiyatının oluşumu bu ve düzenleyici kurumun yetkisi veya neresinde olduğunda bu şekilde tarif etmeye çalıştım. Yani burada hani yanlış bilinen şeyler şunlar, anladığım kadarıyla şimdi sizin açıklamalarınızdan. Bir, evet dolar kuru etkili, diğer taraftan da insanlar belki hani petrole bakıyordu. Petrol fiyatıyla buradaki korelasyon %80'lere düştü. Eskiden %99'lardaydı, evet. %90'lardaydı. Şimdi %80'lere evet. düştü. Dolayısıyla evet. Hani aynı korelasyon yok. Yani petrol fiyatı düştü diye aynı şeyi beklemek, belki hızlıca beklemek doğru değil. Birincisi bu. Bu Chicago borsasında, Genova borsasında belirlenen bir fiyat. Sonra dolar kuru geliyor. Rafineri payı, dağıtım şirketlerinin payı ve vergi. Bu anlamda bir de şunu belirtiyorsunuz, EPDK. Burada serbest, yani hani benzin fiyatlarını veya motorun fiyatlarını devlet mi arttırıyor, EPDK mı arttırıyor, işte yoksa serbest piyasada mı belli oluyor? Burada da bazen bir karışıklık olabiliyor. Yanlış mı söylüyorum? Kesinlikle. Burada benzin veya motorun fiyatlarını, dediğim gibi, bu düzenleme çerçevesinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve devletimiz sadece izlemekle mükellef. İzliyor. Dolayısıyla buradaki Cenova'daki borsa fiyatına veya dolar kuruna EPDK'nın bir müdahalesi yok. Rafineri primi ve dağıtıcı ve bayi marjı üzerinde izleme ve bunların makul olmayan seviyelere geldiği durumlarda da müdahale etmesi var. Az önce de belirttiğim gibi. Vergi tarafı, İsterseniz oraya doğru gelelim. Lütfen. Son günlerde vergi tarafı da konuşuluyor. Akaryakıtından bir unsur da vergi. Vergi önemli bir unsur. Sadece bizim ülkemiz için değil. Baktığın zaman yine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu raporlarında bunlar çok açık bir şekilde yazıyor. Her ayda yayınlanıyor. Yani akaryakıt piyasasındaki fiyat oluşumu aslında dünyadaki, belki ülkemizdeki fiyatların en şeffaf oluştuğu ve en şeffaf şekilde yayınlandığı ve isteyen herkesin girip Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu sayfasından nasıl oluştuğunu, ortada makul olmayan unsurlar olup olmadığını analiz edebileceği bir konu. Vergiye geldiğimiz zaman dünyadaki tüm ülkeler için akaryakıt ürünleri üzerinden elde edilen vergiler önemli bir kaynağıdır tüm maliyeler için. Tarihsel olarak baktığımızda AB 27 ülkesi ve Türkiye'de de, ülkemizde de 2018 yılına kadar aslında vergi, yani ÖTV ve KDV nihai pompa fiyatının %45 ile 55'i arasında değişmekteydi.
Yani %45-55'lerindeydi. Peki ülkemizde ne oldu? 2018'de yaşanan bu kur ataklarından sonra devletimiz ciddi anlamda fedakarlık yaparak önce Eşel Mobil sistemini getirdi. Eşel Mobil ile beraber ÖTV'den ciddi anlamda feragat etti. Ve daha sonrasında hatta bir süre bu ÖTV sıfırlandı. Şu an geldiğimiz noktada, bugün yine dönüp bakabiliriz. Ben de bu yayın açıklamadan önce girdim, baktım. Avrupa Birliği 27 ülkesinde hala verginin oranı, nihai pompa fiyatının %40-50'lerindeyken bugün bizde %20'lere kadar gerilemiş durumda. Yani devletimiz vergiden ciddi anlamda fedakarlık yapmaktadır. Hani son günlerde de veya son dönemde sıkça da dile getirilen ve doğru olan bir konu var. Ülkemizde şu anda bizim nihai pompa fiyatlarımız Avrupa'nın en ucuzu. Bundan 5 sene önce, 6 sene önce veya 10 sene önce Avrupa'nın en pahalısı diye dile getiriyor. Bu nereden geliyor? Bu bizim bu farkımız Avrupa ile nereden geliyor? İşte buradan geliyor. Yani %40-45-50 oranındayken nihai pompa fiyatındaki verginin ağırlığı şu anda %20-25'lere gelmiş bir durumda. Bir de nereden geliyor? Yine sıkça ben derneğimiz üyesi dağıtım şirketleri anlamında da konuşabilirim. Tarihsel olarak baktığımızda dağıtım şirketlerinin ve bayilerin kar marjı %10-12 seviyelerindeyken bugün %6'larda. Bunlardan hem rekabet ortamından hem de akaryakıt dağıtım şirketlerinin veya derneğimiz üyesi dağıtım şirketlerinde bu süreçte, bu zor süreçte devletimizin yanında olma ve enflasyonla mücadeleye destek olma anlamındaki katkı amaçlarından geliyor. Yani Avrupa ile evet Avrupa'nın en ucuz benzin ve motorunu satıyoruz. Bu da devletimizin ciddi anlamda vergiden feragat etmesi sayesinde oluyor. Şimdi maalesef ki şöyle bir şey var. Hani yetkisiz insanlar çok fazla sosyal medya üzerinde çok fazla konuşuluyor ve yönlendirici oluyor. Şu anda biz Petrol Sanayi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yılmaz'la konuşuyoruz. Kendisi bütün verilere hakim, bizlere tek tek kalem kalem bunları anlatıyor. Evet, Türkiye'de dediğiniz, tekrarlıyorum kusura bakmayın çünkü çok gerçekten spekülasyonu çok yapılan bir şey. Ve en yetkili isimlerden biri olduğunuz için de sözleriniz değerli. Hani yani yani etrafta yazılan, çizilenlerin çok ötesinde aslında yayılması gereken sözler. Şimdi diyorsunuz ki evet 5-6 yıl önce Türkiye'deki akaryakıt fiyatları Avrupa'nın biz Türkiye'de Avrupa'nın en pahalı benzinini kullanıyorduk. Doğru mu? 5-6 yıl önce. Evet. Ama bugüne geldiğimizde hem pandemi, arkasından yaşanan savaş ve hani şartların zorlaşması ki tüm dünyada bu şartlar zorlaştı. Bu çerçevede Türkiye şu anda Avrupa'nın en ucuz akaryakıtını kullanıyor. Buradaki en önemli etken de oradaki o akaryakıt fiyatını belirleyen faktörlerde verginin bir payı var. O verginin payı azaltılıyor. Nereden nereye geliyor? Bir daha tekrarlarsanız eğer. %45-50'lerden %20'lere gelmiş durumda şu anda. Avrupa'da şu anda peki yine %40... Avrupa'da hala bugün emin olmak için yayınıza gelmeden önce tekrar baktım. Hala 45-50 seviyelerde. Yani onlar o oranlarda herhangi bir değişiklik yapmamış. Peki diğer paylara baktım. Pardon, özür dilerim. Pardon. Buyurun. Buyurun. Diğer paylara baktığımızda mesela dağıtım şirketlerinin, rafinerinin payları, hani diğer paylarda orada rekabet anlamında nasıl Türkiye? Onu da kıyaslayalım hemen. Bugünkü fiyatlara baktığımızda, son dönemdeki pompa fiyatlarına baktığımızda aslında size az önce de arz ettiğim ürün temin maliyeti dediğimiz yani Cenova borsasındaki ürün çıktı fiyatı çarpı dolar kuru bugün ürün pompa fiyatının %70'ini oluşturuyor. Yani tüketicinin pompada gördüğü fiyatın %70'ini oluşturuyor. %20'sini az önce de belirttiğim gibi vergiler oluşturuyor. Geriye %10'luk bir dilim kalıyor. Bu da rafineri ve dağıtıcı ve bayi kar marjı. Yani sektördeki 3 rafineri, dağıtım şirketi ve bayi aslında %10'luk bir kar üzerinden bu operasyonu son dönemde götürüyor. Geçmiş dönemde bu nasıldı? İşte az önce arz ettim %55 civarında vergi vardı. Ürünün maliyeti %30-35'ler civarındaydı. %15 civarında da rafineri dağıtıcı ve bayi kar marjı vardı. Peki Avrupa için söylersek bunu? Avrupa'da durum çok da değişmiş durumda değil. Onlar vergileri aynı şekilde yansıttık
yaptıkları için ürün pompa fiyatına yine %40-50 civarında verginin şeyi var. Kalan da maliyet, artı oradaki kar marjlarını bilemediğimiz için hani 30-40 desek 10-20 de marj vardır. Peki şimdi yani çok net bir şekilde aslında özetlediniz. Burada tabii ki yani yani %50 yani %30-35'lerden %70'lere gelen petrolün bir katkısı var. Petrol fiyatlarının çok hızlı bir hareketlilik var. Yani yükselişler, çıkışlar önümüzdeki dönemde tabii tahmini çok zor. Gerçekten çok zor. Petrol fiyatlarındaki seyir. Ama hani biraz evvel şunu da konuştuk aslında, belki birkaç yorum yapmak istersiniz. Yenilenebilir enerjiyi konuştuk. Yenilenebilir enerjinin payı artıyor. İşte petrol daha çok sanırım ulaştırmada kullanıyor, ulaşımda kullanıyor, araçlarda kullanıyor ağırlık olarak. Yenilenebilir enerjiyle birlikte petrol fiyatı, yani yenilenebilir enerjinin payının artmasıyla birlikte petrol fiyatlarında bir düşüş beklenebilir mi? Yani orta uzun vadede olabilir Serdar Bey, ama kısa vadeli orta uzun vadede etmenlere çok açık, kısa vadeli etmenlere çok açık bir alan olduğunu düşünürsek, yani pandemi dönemi sonrasında yaşadığımız Rusya-Ukrayna savaşı ve sizin de belirttiğiniz gibi tahmini çok güçleştiren unsurlar maalesef dünyada ekonomik ve politik gelişmeler yaşanıyor. Bugün bile çok değerli yorumcular veya bankalar 60 ile 200 dolar arasında bir tahmin yürüttüğü için bizlerin de dağıtım şirketi olarak tahmin yapmaktan, inanın dağıtım şirketlerini temsil eden tahmin yapmaktan çekindiğimiz ve bir şey söylemeye aslında bir öngörüde bulunmaktan çekindiğimiz bir alan en azından, evet, kısa vadede. Büyük büyük yabancı kuruluşlar için öyle. Evet, büyük büyük yabancı kuruluşlar bu şekillerde tahminde bulunurken ve bizlerin şu anda bir tahminde bulunması zor. İşte resesyon ihtimalinden bahsediliyor ve fiyatlar son günlerde geriye geliyor. Ama temennimiz bu geriye gidişin devam etmesi yönünde. Çünkü şöyle bir algı da var Serdar Bey. Müsaade ederseniz belki soracaktınız ama ben sormadan. Evet, soracaktım. İşinize mi geliyor, gelmiyor mu? Aynen. Şöyle bir algı da var maalesef. Yani petrol fiyatları veya ürün maliyetleri ve fiyatlar, pompa fiyatı yükseldikçe Türkiye'deki işte 35 dağıtım şirketi ve 13 bin tane akaryakıt istasyonu ellerini ovuşturuyorlar. Daha mutlu oluyorlar mı? Çok güzel. Daha mutlu oluyorlar. Daha çok para kazanıyorlar. Çünkü bunlar işte bizim cebimize gidiyor. Böyle bir şey mümkün değil zaten. Birincisi az önce dediğim gibi Enerji Piyasası'nın Düzenleme Kurumu Türkiye'de bu fiyatların oluşumunu çok titizlikle ve yakından takip ediyor. Bizim böyle bir fırsatçılık yapıp ürün fiyatının üzerine kar marjımızı aşırı yükselttiğimizi gördüğü anda zaten müdahale ediyor ki geçmişte de bunu yaptı. İkincisi, fiyat arttığı zaman ne oluyor? Bizim ürün teminini, biz bu ürünü yurt dışından getiriyoruz veya içeride Tüpraş rafinerilerimizden temin ediyoruz. Rafineri fiyatları artıyor. Dolayısıyla bizim ve bayilerimizin işletme sermayesi ihtiyaçları ve finansman maliyetleri artıyor. Brüt marjlarımız aşağıya geliyor. Dolayısıyla biz ve en nihayetinde tüketimi etkiliyor. Etkiliyor mu tüketimi? Kullanılmaz. Haziran ayından itibaren o etkiyi görmeye başladık. Ufak bir düşüş var Serdar Bey. Ama şu son dönemdeki fiyat hareketleriyle belki tekrar toparlanır. Yani şunu diyorsunuz, yani aslında hani fiyat düşük olsun veya fiyat sabit olsun, değişken olmasın, bizim için daha sürdürülebilir, daha rahat ettiğimiz günler. Kesinlikle. Kesinlikle Serdar Bey. Yani bizim dağıtım şirketleri ve bayilerin, son dönemde akaryakıt bayileri de 13 bin tane bayimizin de zaman zaman dile getirdiği bu fiyat artışlarından onların ne kadar mağdur olduğunu zaman zaman ekranlarınızda sizler de paylaşmışlardır da, konuşmuşsunuzdur da diye düşünüyorum. Dolayısıyla işletme sermayesi ve finansman maliyeti artıyor. İş gücü maliyetleri artıyor. Bunların bizim temennimiz fiyatların makul seviyelerde seyretmesi, akaryakıt fiyatlarının ve artışlardan herhangi bir fayda sağlamadığımız ve sağlayamayacağımız gibi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun titizlikle baktığında belirtmiştim. Mağdur oluyoruz. Yani aslında düşük olması, yani akaryakıt fiyatlarının düşük olması ve çok fazla hareket etmemesi bizler için daha iyi diyorsunuz. Tüketici için de tabii ki daha iyi. Tabii tüketici Aynen. için daha iyi olunca daha fazla tüketiyor. Daha fazla tüketince de bu bayilerin işleri,
daha fazla artıyor doğal olarak. Aynen. Aynen, kesinlikle. Yani oraya gelen, işte akaryakıt almaya gelenlerin sadece akaryakıt değil, bir de orada artık ciddi anlamda bir ekonomi de oluşuyor. O ekonominin de canlanması anlamında önemli. Tabii bayram aslında geliyor. Ve işte 9 günlük bir tatil, sonra da yaz dönemi. Ne beklersiniz? Tüketimde artış bekliyor musunuz? Çok veya işte geçtiğimiz yıllara göre, bir de pandemi nedeniyle evlerde kısıtlı, çok uzun süre kısıtlı kaldığımız dönem sonrası ilk belki çok daha rahat olduğumuz bir döneme geçiyoruz. O beklentilerinizi de alayım o anlamda. Bayram hareketliliği başladı Temmuz başından beri. O hareketliliğin bir yansımasını görüyoruz. Bir de az önce fiyat unsurlarını anlatırken, son 10 gündür fiyatların yine uluslararası piyasadaki, borsadaki bu ürün fiyatlarındaki düşüş ve ürün temin fiyatlarındaki düşüşün fiyatlara yansıması dolayısıyla da ekstra bir hareketlilik bekliyoruz. Bütün seyahat edecek vatandaşlarımıza da şimdiden hayırlı ve iyi bayramlar diliyoruz. Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için, bizleri tekrar aydınlattığınız için. Petrol Sanayi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yılmaz, teşekkürler. Serdar Bey, çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Evet.